Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Hemen kısaca hikayeyi hatırlatmak istiyorum. Takip edenler hatırlayacaklardır. Malum zalim bir Yahudi padişah vardı. Bu zalim Yahudi padişah İsevileri katlediyordu, öldürüyordu. Ve padişahın halifesi, veziri ona bir akıl vermişti. Demişti ki öldüre öldüre nereye kadar öldüreceksin? Sen dedi beni halkın içerisinde idam ettirmeye kalk. Ve o esnada birisi bana şefaat etsin ve beni sür. Ben de Hristiyanlar gibi davranayım, onların içine gireyim, onların dinlerini ifsad edeyim. Plan buydu ve bu planı uygulamışlardı ve o vezir halkın önünde idam edilmek üzere birisi af dileyerekten onu sürdüler. Onu sürülünce o Yahudi vezir Hristiyanların içerisine girip onların dininden olduğunu söylemişti. Ben bir de not düşmüştüm buna. Her ne kadar Hazreti Mevlana bu noktada bir isim zikretmese de bu tarihi seyir içerisinde Hristiyanlığın içerisine sonradan girmiş Paulos'u benzetmiştim. Malum Paulos da gerçekte kendisi Yahudi din adamıdır. Sonradan Hristiyanların içerisine girmiş ve bütün Hristiyan alemini çok değişik anlayış ve düşüncelere katmış ve şu anda da Vatikan Paulosvari bir düşünceye, Paulosvari bir inanca sahiptir. İşte böyle bir kısa girişten sonra o aslında Yahudi gerçekte ama insanların Hristiyan bildiği o vezir bütün işlevlerine devam ediyor. Hristiyanlar azar azar onun çevresinde toplanmaya başladı. Topluluk yüz binlere vardı. O gizlice onlara İncil'in, zünnarın, namazın sırlarını anlatmadaydı. İncil biliyorsunuz 4 mukaddes kitaptan birisi. Amma ve lakin sonradan bir rivayette 3000'e kadar İncil türemiş. Bir rivayette 700-800'e kadar türemiş. En son İznik konsülünde toplantısında bunlar 4'e indirilmiş. Bu konsül tarafından ve şu anda dünya üzerinde söz konusu olan 4 tane İncil var. Bir rivayette İncil bu noktada gerçek kimliğiyle, kişiliğiyle, kitabıyla ahir zamanda tekrar bulunaraktan gerçek İncil Hristiyanlara okutulacak ve gösterilecek. Böylece onlar da gerçek İslam'a kavuşmuş olacaklar. Bu ne zaman olacak? Mehdi Resul çıktığında. Şimdi kendilerini o Mehdi Resul olarak adlandırılanlara şunu sormak lazım. Elinizde İncil var mı? Çünkü bütün dünya Mehdi çıkınca İslam olacak. İşte İncil bu manada 4 kitaptan birisi, iman ederiz. Zünnar ise geçmiş kavimlerin devamlı bir inanca bağlı kaldıklarının işaretidir. Hristiyanların işaretidir. Bellerine ama yün keçeden ama deriden bir kemer bağlarlar. O kemerin önüne de haç bağlarlar. Böylece onlar Hristiyan dinine intisap etmiş, bağlı olduklarını gösterirler. Aynı şekilde kemer bağlamak
Mevlevilerde de vardır. Mevleviler de bellerine kemer bağlarlar. Onun adına Elif Lamet der bizim kültürümüz. Elif Lamet bağlamak, tennurenin üzerine kemer bağlamaktır. Kemer bağlamak, belli bir çileyi çıkaran dervişlerin işaretidir. Aynı zamanda Mevlevi kültüründe çile çıkaran kimseler de çile esnasında değişik kemerler bağlanırlar, kuşanırlar. Bunlar Bektaşilerde tığbent denir. Tığbent. Bektaşilerde de bu noktada kemer bağlamak vardır. Ona tığbent denir. Hani toplum arasında gayret kemeri deriz ya, gayret kuşağını bağlandı. Gayret kemerini bağlandı. Veyahut da önceden genç kızlarımız evlenirlerken, baba evlerinden çıkarırlarken onları kırmızı bir kuşak bağlanır. O kırmızı kuşağı bağlamak önemlidir bizim geleneğimizde. O şudur: benim kızım ilk defa bir erkek yüzü görecek. İlk defa bir erkek yüzü görecek. O kuşak bağlamanın arkasındaki ritüel budur. Bizim toplumumuzda kuşak bağlamanın ayrı bir yeri vardır. Askere gidenlere kuşak bağlarlar. Evlenenlere kuşak bağlarlar. Önceden kuşak bağlanmak önemli bir işe girişmektir. Önemli bir işi de başaran bir kimseler bu noktada kuşakla taltiflendirirler. İşte o Hristiyan da, o gerçekte Yahudi olan kimse de onlara bu zünnarın, kuşak bağlamanın önemini, namazın bu manada sırrını anlatıyordu. Namazın sırrı. Hristiyanlarda da namaz farz, Musevilerde de namaz farz. Adem'den itibaren getirilmiş olan bütün dinlerde, bunun toplamı Kur'an'ı ifadeyle İslam, bütün peygamberlerde namaz farz. Namazın farz olmadığı hiçbir ilahi din yok. Bütün peygamberler Adem'den itibaren namaz kılmışlar. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri namaz dinin direği. Namaz dinde en son yıkılan kale. O yüzden namazı olmayanın dini yok buyurulmuş. Kur'an-ı Kerim'in çok yerinde, çok çok yerinde namazı kıl, zekatı ver diye emredilmiş. Namazı kıl, bu bizim kendi nefsimizle alakalı. Zekatı ver, etrafındaki insanlara maddi olarak destek çık. Kazancının hepsi de senin değil. Namaz ve zekat birbirinden ayrılmayan çok önemli ibadet. Zekatı ver deyince de unutmayın, Müslüman zekat verebilecek hükümde olmak zorunda. Emir. Öyle bir kenarda otur. İşte hani önceden sufileri öyle adlandırırlardı. Ya bunlar bir lokma bir hırkacı. Keşke bizim toplumumuz bir lokma bir hırkacı olup bugünkü kapitalist sistemin altında tüketim toplumu olmasaydı da üretseydi de satsaydı, ihracat yapsaydı, ithalat yapsaydı, fabrikalar kursaydı da bu hale gelmeseydi. Evet, o zaman zekatı ver. Biz hepimiz de zengin olmakla mükellefiz. Bu farzı yerine getirmek için. Biz hepimiz farzı yerine getirebilen bir birey olmamız gerekir. O yüzden çalışmamız, çabalamamız gerekir. İşte o gerçekte Yahudi, görünüşte Hristiyan olan kimse dinin gereklerini söylüyordu. Bir kimsenin, bir halifenin, bir vezirin, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının, bir toplumu yönetme noktasında duran bir kimsenin insanların dinlerini de anlatması, onlara da tebliğ etmesi gerekir. Görünüşte hükümleri söylüyordu. Öğüt veriyordu fakat iç yüzünde ıslık çalmadaydı, tuzak kurmadaydı. Öyle insanlar vardır toplulukta. Görünüşte size din anlatırlar. Şimdi bazen televizyonlarda izliyorum ben. Hoş, normalde gece yarısından sonra tekrar programları izliyorum bazen ama görüyorum ben.
din anlatan bir kimse çıkıp hadisleri inkar ediyor. Görünüşte din anlatıyor bize. Ve bize de diyor ki biz Kur'an nesliyiz. Biz size Kur'an'ı anlatıyoruz. İyi güzel. Bu Kur'an'ın içerisinde Muhammed-i Mustafa yok mu? Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin. Ben Resulüne nasıl itaat edeceğim? Bu farzı nasıl yerine getireceğim? Bana Resulüne nasıl itaat edeceğimi anlat. Görünüşte din anlatıyorlar. Ama içleri ıslık çalıyor. Islık çalmak ne demek? Hani siz ata, deveye, ineğe, kuşa aldatmak için, avlamak için onun dilinden ses çıkarırsınız. Hani ördekleri avlamak için yapma ördek sesleri vardır. Teybi açarlar orada, ördek sesi çıkarırlar. Ördek sesine de ördekler gelir. Hatta daha da ileri götürmüşler teknolojiyi. Yapma ördek maketleri. Gölün üstlerine koyup onlardan ses çıkarttırıp ördekleri oraya çağırıyorlar. Sufi aldatmaz. Aldatan bizden değildir. Ava giderken dahi aldatmak haramdır. Siz bir hayvanı aldatamazsınız. Siz bir av hayvanını aldatamazsınız. Meşhurdur ya kıssa. İmam-ı Buhari Buhara'dan Mısır'a kadar gider. Bir hadis nakletmek için. Bir hadis. Bir adam kepini çıkarmış, atına gel gel diyor. Gider. İmam Buhari der ki kimden hadisi nakleteceğiz? İşte derler ki bu zattan. Bakar kepine içinde arpa var mı diye. İçinde yiyecek bir şey var mı diye. Bakar ki yok içinde bir şey. Der ki atını aldatan bizi de aldatır. Bundan hadis nakledilmez. Kuşu aldatan sizi de aldatır. Bir böceği aldatan sizi de aldatır. Bir çocuğu aldatan sizi de aldatır. O zaman aldatan bizden değildir. Hadis-i şerif aldatmak yok. Aldanmak da yok. Mümin bir delikten bir sefer ısırılır. İkinci sefer değil. Sizi aldatan bir sefer aldatabilecek. İkinci sefer aldatmayacak. İkinci ısırığı yemeyeceksiniz. O zaman devamlı uyanık olmak gerekir. İşte o kimse de gerçekte öğüt veriyordu. Ama içi ıslık çalıyordu. O sahte bir avcıydı. Av hayvanlarını aldatmak için kullanılan yöntemi insanlarla uyguluyordu. İnsanları dinleriyle aldatmak, insanları duygularıyla aldatmak. Hani Kur'an-ı Kerim'de geçer ya bahsi, Antakyalı ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Sizden ücret istemeyenlerin peşine gidiniz. İşin içinde ücret varsa aldanma vardır. Söz konusu olan din ise, söz konusu olan din ise ve bu din İslam ise, İslam dinden geçinmeyi reddeder. Bir kimse dinden geçinemez. Din sadece iman edilip yaşanmak içindir. Geçinmek için değildir. Gidersiniz bir meslek sahibi olur, bir iş yapar, karnınızı ve çoluğunuzu, çocuğunuzu onunla geçindirirsiniz. Din geçinme kapısı değildir hiçbir zaman. Eğer geçinme kapısı olursa insanların duygularını ve imanlarını kullanmanız muhtemeldir. Allah muhafaza eylesin. O yüzden herkes sizin önünüze geldiğinde din anlattığını iddia edebilir. Din anlattığını iddia eden bir kimseler Kur'an'a, sünnete, imamların içtihadına bağlı kalaraktan sizlere din anlatırlarsa nur ala nur. Karşılığında ücret alıyorlarsa o zaman onlar birer işçi statüsünde. Amele işlerini yapıp maaşlarını alıyorlar. Allah bizi muhafaza eylesin. İşte bunun için kimi sahabe peygamberden
gül yabaniye benzeyen adamın yolunu şaşırtan azgın nefsin düzenlerini öğrenmek isterdi. Sahabelerden bir kısmı gül yabani bizim toplumumuzda çok kullanılır. Aslında gül yabani bize Arap toplumundan geçme bir sözcüktür. Çünkü Araplar İslam olmazdan önce onların kendi aralarında bir inanışları vardı. Bu inanışları da şeytanların gül yabani şekline bürünmesiydi. İnsan suretinde şeytanlar görünür ve insan suretinde şeytanlar dolaşırken onlar, müşrikler, onun adına gül yabani koymuşlardı. Ve gül yabani bir şeytanın ismiydi. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin duasıyla bu tip şeytanlar görünmez hale geldi. Önceden o güne kadar bu şeytanlar gül yabani sınıfındaki şeytanlar. Bunların hepsi de şeytandır. Şeytanlar bölüm bölümdür. Kısım kısımdır. Kavim kavimdir. Şeytan bir tek şeytan olarak adlandırılır. Bunlar kavim kavimdir. İşte kavimlerinden birisi gül yabani şeytanlarıydı. Bunlar insanlara görünür, geceleri insanları korkuturlar veya gündüzleri korkuturlar. İnsanlar bunlarla etrafındaki insanları korku salardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Mekke döneminde Hazreti Peygamber Efendimizin duasının yüzü su hürmetine, bereketine bunlar görünmez hale geldiler. İşte sahabe kendi nefsini Hazreti Mevlana'nın deyimiyle gül yabaniye benzetiyor. Hazreti Mevlana diyor ki gül yabaniye benzeyen bu nefsin hile ve desiselerini Hazreti Peygamber'e soruyorlardı. Önemli olan zaten nefsin hile ve desiselerini anlamak, nefisle mücadele etmekti. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri çok büyük bir savaştan dönerken dahi küçük cihattan büyük cihada döndük dedi. Sahabeler dediler ki ya Resulallah, büyük cihat kim ki? Önümüzde kim var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri iki göğsünün arasını işaret ederekten nefis var. Nefis de cihat en büyük cihattır dedi. Bizim nefsimiz bu manada kötülüğü emrettiği noktada. Bize hileyi, bize desiseyi, bize Allah'ın sevmediği, hırstı, kindi, Allah'ın sevmediği noktada hasislikti. İşte harama meyletmek ve haram düşüncelere, kötülük düşüncelere meyleden o nefisle mücadele etmek emrolundu. O yüzden sahabeler Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine nefisle mücadelenin yöntemlerini, nefisle mücadelenin önemini soruyorlardı. Çünkü dinin gizli sırrı insanı insan eden ve insanı insanı kamil eden ve insanı meleklerin üstüne çıkaran olgu, nefisle mücadele ederekten en güzel ahlakla ahlaklanmaktı. Hazreti Peygamber de ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyerekten en güzel ahlakla ahlaklanmak gerektiğini bize anlatıyordu. Ve Cenab-ı Hak ayeti kerimelerde kötülüklerden dönüp, kötülüklerden sıyrılıp iyiliklere koşanların kurtuluşa ereceğini bize anlatıyordu. İşte sahabe bu manada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bu nefisle mücadelenin inceliklerini soruyordu. Nefis ibadetlere, öz temizliğine, gizli garezlerden neler katar diye sorarlardı. Nefis nerede ibadete girer ve bizim ibadetimizi boşa çıkarır? Nerede bizim temizliğimizi engeller? Nerede bizim gizli duygulara, düşüncelere, garezlere katar? Onları soruyordu. Ondan kulluğun üstünlüğünü aramazlardı. Görünen ayıp nedir? Onu söyle derlerdi, onu araştırırlardı. Sahabeler kendi ayıplarını araştırırlardı. Kendi ayıbını görmeyen bir kimse helaka uğramıştır. Başkalarının ayıplarını inceleyip araştıranlar kendi ayıplarını inceleyip araştırmaktan uzak dururlar ki
kendi ayıbını görmeyen kimse ne yazık ki helak olmuş vaziyette olur. Kendi kusurunu görmeyip başkalarının kusurlarını araştıran insanlar ne yazık ki Allah'tan uzak gaflete dalmış insanlardı. İşte asıl önemli olan insanın kendi kusurunu görmesidir. İnsanın kendi ayıbını araştırmasıdır. İnsanın kendi kendini hesaba çekmesidir. İnsan ben nerede yanlış yapıyorum deyip kendini hesaba çekendir. Eğer biz insan olup insanı kamil olma noktasında yürüyeceksek kendi nefsimizi hesaba çekip ben nerede yanlış yaptım, ben nerede eksik davranıyorum, benim ne yapmam gerekirdi de ben ne yapmadım, bunları araştırmamız gerekir. Yoksa biz komşumuzun, arkadaşımızın, etrafımızdaki insanların eksik ve kusurlarını araştırıp onları incelemeye alıp onları gözetlemeye alıyorsak vallahi biz helaka uğramış topluluk oluruz. Bugün toplumumuzun en büyük handikaplarından birisi bu. İnsanlar kendi eksik ve kusurlarını araştırmaktan uzaklar. Ben nerede hata yaptım, benim daha iyi nasıl olmam gerekir diye bırakıp bir başkasının neler yapıp yapmadıklarını araştırmakla günlerimizi berbat ediyoruz. Allah bizi muhafaza eylesin. Gülü kerevizden ayırt edercesine, kıldan kıla zerre zerre nefsin düzenini tanırlar bilirlerdi. O sahabe Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin eğitimiyle gülü kerevizden ayırırdı. Yani kör değildi. Yani burunları koku almıyor değildi. Yani dokunma duyuları gelişmişti. Zahir olarak söylüyorum size. Gülü kerevizden ayırt etmek zahiren bir kimsenin gözünün, elinin, kulağının, burnunun, duyu organlarının çalışmasıdır. Mana olarak iyiyi kötüden ayırt etmek, doğruyu yanlıştan ayırt etmek, sahih olanı, gerçek olanı, gerçek olmayandan ayırt etmek, gülü kerevizden ayırt etmek, hakikat ile hakikat olmayanı ayırt etmek, gülü kerevizden ayırt etmek, gece ile gündüzü ayırt etmek, gülü kerevizden ayırt etmek, hani bir büyük şairin sözü var ya, oluklar çift, birinden nur akar diğerinden kir. Nurla kiri ayırt edebilmek, gülü kerevizden ayırt edebilmek. Kerevize baktığınızda sanki gül benzetmesi gibi olabilir ilk başlangıcında. Onu ayırt edebilenler, kalbi ilham alanlar, onu ayırt edebilenler, sımsıkı Kur'an ve sünnete yapışanlar, onu ayırt edebilenler, hikmetin özüne, hikmetin temeline, hikmetin hakikatine ermiş olanlar, ancak nefsin tuzağından kurtulacak olanlar, o nefsin kendisine kuracağı büyük tezgahtan, oyundan kurtulabilecek olanlar onlardır. İşte kılı kırk yarmak, dinin içerisinde kılı kırk yarmak, hayatın içerisinde kılı kırk yarmak, düşüncenin içerisinde kılı kırk yarmak, kalbinden geçenlerin içerisinde kılı kırk yarmak. Kıl kırka yarılır mı? Din olursa kılı kırk yarmak gerekir. Yediklerimizde, içtiklerimizde, kazandıklarımızda, söylediklerimizde, dinlediklerimizde, düşündüklerimizde, okuduklarımızda kılı kırk yarmak. Hayatı yaşarken kılı kırk yararcasına yaşamak. Şüpheli her şeyden kaçmak. Şüpheli düşünce, şüpheli fikir, şüpheli yiyecek, şüpheli davranış. Kılı kırk yarmak. Böylece o kimsenin kendisini Kur'an ve sünnet dairesinde tutup insanlığa hizmet edecek noktada durması, kılı kırk yarması, dünyaya tevessül etmemesi, hakkından fazlasına kavuşmaması, aramaması, hakkı olan şeye dair bakarken kendince kılı kırk yararaktan bakması, bu sufiler için bir nefis terbiyesidir. Hayatı kılı kırk yararaktan yaşamak. Kıymetli dostlar, din sadece namaz kılmak, örtünmek, sakal bırakıp benim gibi sikke takmakla bitmez. Din günlük hayatı kılı kırk yararaktan yaşamaktır. Sabah kalktığınızdan gece yatıncaya yatma şeklinize, gece uyandığınız zamana kadar
kılı kırk yararaktan hayatı yaşamaktır. Allah bizi, cümlemizi onlardan eylesin. Kıldan kıla, zerre zerre nefsin düzenini tanırlar bilirlerdi. Ve sahabeler nefsin düzenini her noktada bilirlerdi. Anlarlardı. Nefis onlara nereden vurur öğrenmişlerdi. O yüzden kemale ermişlerdi. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, ashabım yıldızlar gibidir, hangisine sarılırsanız beni bulursunuz demişti. Çünkü ashab dinin inceliklerini öğrendikleri gibi nefsin de inceliklerini öğrenmişlerdi. Sahabenin kılı kırk yaranları bu yönden öylesine öğütler dinlerlerdi ki o öğütlere canla başla dalarlar, şaşırır kalırlardı. İşte o sahabeler öylece Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini dinlerler, öylece onlara tabi olarlar, öylece dinlerine sahip çıkarlardı ki o dini yaşarlarken onlar bu hallerinden dolayı hayretten hayrete geçer, hayretten hayrete geçer, onların manevi olarak hayretleri bitmek tükenmek bilmez ve bitmek tükenmek bilmez olan hayret makamından onlara habire hayret gelirdi. Beni heyecanla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki ay, ayın 14'ü mü? 14'ü. Ayın 14'ünde Şeb-i Aruz törenimiz var inşallah burada. Tüm kardeşler davetlidir. Bugün malum güzel bir sağlıkla alakalı bilgilendirme konferansı oldu. Benim hayalimdi tekkelerin insanlara hizmet eden, her alanda hizmet eden birer toplumun içerisinde unsur olması gerekir. O yüzden tekkeler sadece Allah'ı zikredilen, işte sohbetler edilen, dini sohbetler edilen yerlerin yanında muhakkak ki bu manada insanlara lazım olan, hiç olmasa günlük hayatımızı bizim bu noktada her noktadan yaşarken kolaylaştıracak bilgilerin de alındığı bir yer olması gerektiğine inanıyorum. O yüzden sizin huzurlarınızda en başta Sefa Hocam olmak üzere Trakya Kulak Burun Boğaz Birliği Derneği'ne ve temsilcilerine, gelen tüm öğretim üyesi davetlilere huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Canla başla dinlediniz. Geceniz hayır olsun. Semada buluşacağız inşallah. Selamünaleyküm.